Herkese merhaba. Ben Dilara Hakyemez. ESTİ Türkiye'de Kurumsal Çözümler Grubu'nda çözüm mühendisi olarak çalışmaktayım. Her yıl ESTİ'nin düzenlediği yılın en büyük ve kapsamlı CBS etkinliği olan ESTİ Kullanıcı Konferansı'nın 2021 yılı sunumlarından ArcGIS Enterprise içeriğinden bahsediyor olacağım bugün. Sunum boyunca sorularınızı chat alanına yazabilirsiniz ya da isterseniz info@esti.com.tr adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Öncelikle Enterprise yeniliklerinden bahsediyor olacağım. 10.9'da gelen özelliklerden bahsedeceğim. Daha sonrasındaysa ileride gelmesi planlanan yeni özelliklerden bahsediyor olacağım. Öncelikle ArcGIS Enterprise 10.9 yeniliklerinden başlayalım. ArcGIS Enterprise bildiğiniz gibi haritalama ve görselleştirme, veri yönetimi, mekansal analiz ve uygulama oluşturma için temel bir sistemdir. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarınızı karşılamak için ölçeklendirilebilir, CBS iş akışlarınızın temelidir ve ArcGIS Pro, ArcGIS Online ve ESTİ'nin uygulama paketiyle sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Bugün yenilikler olarak nelerden bahsedeceğiz diye kısaca bakacak olursak, yeni ana sayfa düzenleyicisi gibi kurumsal portal güncellemeleri, dağıtılmış işbirliğinde paylaşılan düzenleme gibi içerik ve veri yönetimi özellikleri, kolaylaştırılmış sunucular sekmesi dahil yönetim güncellemeleri, birçok sunucu rolüne yönelik güncellemeler, uygulamalar ve Enterprise on Kubernetes'teki yeniliklerle ilgili bilgiler veriyor olacağım. Öncelikle ArcGIS Enterprise sürümlerine baktığımızda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olarak destek sürümlerimiz bulunmaktadır. Burada bu yamalar yani patch dediğimiz yamalar ve diğer güvenlik güncellemeleri gibi teknik ve yazılım desteğinin sağlandığı yıl sayısını tanımlayan ürün yaşam döngüsüne atıfta bulunur. ArcGIS Enterprise 10.9 toplam 3 yıllık desteği içeren kısa vadeli bir destek sürümüdür. Uzun vadeli destek sürümü 10.9.1 ile olacak ve toplam 6 yıllık bir desteği içerecektir. Burada istenirse ekstra bilgi isterseniz yine herkesle paylaşılmış olan ArcGIS Enterprise ile ilgili sürümlerle ilgili bilgileri internet sayfalarından da bulabilirsiniz. Şimdi Enterprise portalındaki güncellemeler, yeniliklere bakalım. Öncelikle bu sürümde yeni bir ana sayfa yapılandırma deneyimi sunmaktadır. Ana sayfanız kuruluşunuzun web sitesi için bir giriş sayfasıdır ve kullanıcı topluluğunuz içinde giriş yeri görevi görür. Burada kuruluşunuzun markasını ve misyonunu yansıtan ve topluluğunuz için en önemli olan haritaları, sahneleri, uygulamaları ve katmanları sergileyen modern ve profesyonel görünümlü bir ana sayfa yapılandırabilirsiniz. Hemen kısaca bakalım örnek videomuzdan. Burada Enterprise 10.9'u görmektesiniz. Ana sayfada gördüğünüz gibi burada hem masaüstü, tablet ve mobilde ön izlemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca başlık, gövde ve alt bilgi olarak bilgileri tıklayıp burada bilgileri güncelleyebilirsiniz. Yazıların nasıl görüneceğini belirtebilirsiniz. Arka planda değişiklikler yapabilirsiniz. Bunun yanında gövdeye baktığımızda doğrudan ana sayfaya metin blokları, öğe galerileri ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Alt bilgide ise kuruluşunuzla iletişim kurmak için bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Burada bir mail adresi bilgisi verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir link ekle dediğinizde e-mail linkini de buraya ekleyebilirsiniz. Buradaki önemli bir bilgi de orijinal ana sayfa düzenleyicisi yani şu an mevcutta olanla yeni düzenleyici ikisi de 10.9'da bulunacak. İlerleyen süreçlerde artık eski düzenleyici yavaş yavaş emekli oluyor olacak ve herkesin bu yeni düzenleyiciden devam etmesi bekleniyor olacak. Enterprise'ın önceki sürümü üyelerin parolalarını unuttukları veya portal lisanslarının süresinin dolması gibi durumlarda
E-postaların yapılandırılması ve gönderilmesi için bir destek sunuyordu. Bu e-posta ayarları başlangıçta portal yönetici dizininde yapılandırılıyordu. 10.9 sürümüyle birlikte e-postalar artık doğrudan ArcGIS Enterprise portalı içinde yapılandırılabiliyor. Ve uygulama ve kullanıcı tipi lisansların süresi dolduğunda veya çok faktörlü kimlik doğrulama, bundan da birazdan yine bahsediyor olacağım. Bu çok faktörlü kimlik doğrulama devre dışı bırakıldığında otomatik olarak e-posta gönderme gibi yeni yönetim iş akışları da desteklenmektedir artık. Önceden e-posta ayarları dediğim gibi Portal Administrator Directory'den yapılandırılıyordu. Artık portal içinden yapılandırılıyor ve burada ayrıca demin bahsetmediğim bir özellik de bu sürümle birlikte portal makinenizde disk alanı azaldığında, öğeler yorum aldığında, içerikteki öğeler yorum aldığında, profil ayarları güncellendiğinde de yine bilgiler gelebilmektedir. Bir diğer özellik ise Administrator Report dediğimiz raporlar bulunmakta. Enterprise portalı içinde kuruluş, durum ve raporlar yani Organization Status ve Reports kısmı altında oluşturulabilecek iki rapor türü bulunmaktadır. Bunlar üye ve öğe raporları. Her iki raporda içerik ve üye yönetimi iş akışları için kuruluşunuz hakkında bilgi elde etmek için kullanabileceğiniz içerikler içermektedir ve bu alan içinde bir düzineden fazla bilgi bulunmaktadır. Kim oluşturdu, ne zaman oluşturdu içerikleri, bunlarla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Örneğin web haritalarının toplamını hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Bu ay kaç tane içerik oluşturuldu? Geçen yıl hangi içerikler güncellenmedi? Ya da bu ay kim giriş yapmadı? Hangi kullanıcının kaç tane içeriği var? Bu tarz raporlar çıktı olarak alabiliyorsunuz ve bunları CSV olarak alabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili de ayrıntılı bilgi isterseniz SC Türkiye blog sayfamızda ArcGIS Enterprise 10.9 ile yönetim raporu başlıklı yazıdan ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz. Bir diğer özellik kullanıcılar için özelleştirilmiş ve uyarlanmış bir deneyim sunan Page Visibility dediğimiz özellik. Artık kurumsal ArcGIS Enterprise portalınızda hangi sekmelerin gösterileceğini veya gizleneceğini seçerek bu deneyimi özelleştirebiliyorsunuz. Ana sayfa ve içerik sekmeleri her zaman için görünür durumda olmak zorunda. Ancak artık galeri, harita, sahne ve grup sekmeleri gibi kısımlar isteğe göre gösterilebilir ya da gizlenebilir durumda olacak. Örneğin harita sekmesini yalnızca harita oluşturabilen üyelerim görsün. Galeri kısmını ise yalnızca kuruluş üyelerim görsün şeklinde özelleştirmeler yapmak isterseniz artık bunlar mümkün. Bir diğer özelliğimiz OpenID Connect ve Multi-Factor Authentication. ArcGIS Enterprise 10.9 oturum açma ve kimlik doğrulama için yeni destek sunmakta. İnternet kullanıcılarının güvenliği ve kolay kullanımı için tasarlanmış, asıl amacın kullanıcıların daha az sayıda hesap bilgisini akılda tutmasını sağlayan OpenID artık desteklenmekte. OpenID Connect desteğiyle üyelerin kuruluşlarının sistemiyle kullandıkları aynı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak ArcGIS kuruluşunda oturum açmasına olanak tanımakta. Yerleşik hesaplar için çok faktörlü kimlik doğrulama sağladığınız kullanıcı adı ve şifreye ek olarak cep telefonunuza gönderilen bir doğrulama kodu isteyerek oturum açarken ekstra bir kimlik doğrulama düzeyi de sağlıyor. Burada kısaca bir ayrıntı vermek gerekirse çok faktörlü kimlik doğrulama kısmında yalnızca kuruluşunuzda yapılandırılmış olan e-posta ayarları varsa etkinleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kuruluşta varsayılan yönetici rolü veya Security and Infrastructure dediğimiz ayrıcalığa sahip özel bir rol atanmış üyeler tarafından bu özellik etkinleştirilebiliyor. Kuruluş üyeleri profil sayfaları aracılığıyla bu Multi-Factor Authentication'ı kurması gerekiyor. Şimdi ArcGIS Enterprise 10.9 içinde içerik ve veri yönetimindeki yeniliklere bakalım. Öncelikle toplu içerik aktarımı ile ilgili bir yenilik gelmiştir. Burada içerik işlemleri için
Toplu aktarımla yapabileceğiniz bu araçla aynı anda 100 kullanıcıya kadar olan içeriği tek bir kullanıcıya artık aktarabilecek. Bu iş akışıyla verileri tek bir hesap altında birleştirmek isteyen ArcGIS Enterprise yöneticileri veya veri yöneticileri bunu hızlı bir şekilde yapabiliyor olacak. Örneğin farklı farklı bir birim içinde farklı kişilerin içerikleri belki o birim artık bilgileri yaptığı çalışmaları diğer birime aktaracaksa topluca o içerikler yeni bir klasör içine aktarılabilir olacak. Bununla ilgili de kısa bir demomuz var. Onun üzerinden bakalım. Gördüğünüz gibi organizasyon kısmına gidiyor. Üyelerin içine gidip burada üyelerin içeriklerine bakacak. Ve üyelerin içinde farklı kişiler olabilir. Burada demin de bahsettiğim gibi 100 kişiye kadar içerik taşınabiliniyor. İçeriklere tıklayıp daha sonrasında da bu toplu olarak yeni bir sahibi aktarmak. Özellikle üyeleri silmeniz gerektiğinde ancak içeriklerini kuruluşta tutmak istediğinizde kullanışlı olacaktır. Burada kaç tane içeriğin gideceğini seçebildiğiniz gibi aynı zamanda hangi klasöre aktaracağınızı seçebiliyorsunuz. Transfer dediğinde de gördüğünüz gibi yeşil bilgilendirme kısmında da burada transfer işleminin gerçekleştiğini göstermekte. Distributed Collaboration dediğimiz özellikle ArcGIS Enterprise 10.5 sürümünde aslında işbirlikleri tanıtılmıştı. ArcGIS Online ve Enterprise organizasyonlarının içerik ve farklı veri türlerini paylaşması için birbirleri arasında bir işbirliği kurmasını sağlıyordu. Amaç buydu. Ancak önceden yani 10.9'dan öncesinde yalnızca katmana orijinal olarak sahip olan kuruluş yani host dediğimiz kişi kuruluş düzenlemeleri senkronize edebiliyordu. 10.9'la birlikte artık iki yönlü senkronizasyon mümkün. Burada 10.9'da detay katmanının sahibi paylaşılan detay katmanlarının hem sahip hem de katılımcı tarafından yani host ve guest tarafından iki şekilde düzenlenmesine izin verebiliyor. Bununla ilgili desteklenen düzenleme türleri sayacak olursak yeni detay ekleme, detayları düzenleme ya da mevcut detayları silme gibi işlemler yapılabiliyor. Bu işbirliği iki ArcGIS Enterprise 10.9 dağıtımı veya bir ArcGIS Enterprise 10.9 bir ArcGIS online organizasyonu arasında gerçekleştirilebilir. Ancak yine not etmekte fayda var. 10.9'dan önce oluşturulan workspace'ler yani çalışma alanları iki taraflı senkronizasyonu desteklemeyecektir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Burada bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz, Esin'in sağladığı dokümanlar kısmında View Synchronization Status ya da Distributed Collaboration olarak aratırsanız yine daha ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. Nasıl yapılacağıyla ilgili yine bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca burada 2021'de Developer Summit içinde yer alan Distributed Collaboration Editing Across Environments şeklinde bir sunum da bulunmakta. Burada ayrıntılı olarak en güncel bilgilere de erişebilirsiniz. Şimdi örneği demo üzerinden bir de görelim. Sol tarafta gördüğünüz burada iki ekranda da Enterprise dağıtımlarını görüyorsunuz. Sol taraftaki host, sağ taraftaki ise guest olarak görünmekte. Ve veriler üzerinde değişiklikler yaptığında iki tarafında nasıl gördüğünü göreceğiz. Sol taraftaki kişi bilgide toplam nüfus bilgisinde bir yanlışlık olduğunu fark ediyor ve bunu 40 binden 35 bine güncelliyor. Daha sonrasında misafir olan guest tarafındaki kişi de bu güncellemeyi hızlı bir şekilde o noktaya tıklayarak güncellendiğini görebiliyor. Bunun aynı şekilde bir de guest tarafında bir değişiklik yapıldığında host tarafında nasıl görünüyor onu da göreceğiz şimdi. Belli bir alana yaklaşıyor ve fark ediyor ki bu örnekte, senaryoda iki tane noktada aynı bilgiye sahip yani kopyası olmuş. Bir tanesinin fazla olduğunu fark ettiği için onu silmeye karar veriyor. Yine detay katmana tıklayıp düzenle dediğinde
Silme işlemini yaptığında hem kendi katman görünür katmanından kayboluyor, hem de host tarafında da yine bu içerik kaybolmuş oluyor, yani silinmiş oluyor. İstenirse yanlışlık yaptığını, aslında silmemesi gerektiğini fark ederse de yine geri al seçeneğiyle sildiği katmanın bilgisini, detayı geri alabiliyor. Bir diğer özellik Enterprise 10.9 ile REST API aracılığıyla içeri ve içeriği dışa ve içe aktarma özelliği tanıtıldı. Bu işlevsellik bir grubun içeriğini dışa aktarma ve bunları başka bir gruba almanın yanı sıra içeriği farklı geliştirme, aşamalandırma ve üretim dağıtma seviyelerinde taşıma yeteneğine sahip. 10.9 ile birlikte bu iş akışı belirli bir klasöre içe aktarma desteklenerek geliştirildi ve web haritaları, uygulamalar, barındırılan detay katmanları ve dosyalar için şu anda bu tür hareketler desteklenmektedir. Bir diğer özellik Manage Sub Layer Details dediğimiz alt katmanların yönetilmesinde yenilikler gerçekleşti. Detay katmanları nasıl yayınlandıklarına bağlı olarak birden çok alt katmandan oluşabiliyor. Bu örneğin farklı yol bilgilerinin işte bir katman içinde olması gibi. ArcGIS Enterprise'ın önceki sürümlerinde alt katmanların kendi meta verileriyle olması mümkün değildi. Ancak bu sürümle birlikte bu durumda değişiklikler oldu. Bir detay katmanındaki tek tek katmanlara girip ayrıntı sayfalarına erişebiliyorsunuz. Ayrıca bunlara açıklama ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar hem tanım hem de özet açıklama ekleyebiliyorlar. Ya da alt katmanın URL'sini kopyalayabiliyorlar. Ek olarak kullanıcılar ekleri etkinleştirebilir ya da barındırılan detay katmanları için view yani görünümler oluşturabilirler. Verileri dışarı aktarabilir, veri ekleyebilir ya da çeşitli zaman ayarları yapabilirler. Burada da örneği görüyorsunuz. Alanın katmandaki daha ayrıntılı kısma tıklayarak, alt katmanı tıklayarak erişebiliyor. ArcGIS Enterprise 10.9'la veri girişi seviyesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek için alan değeri hesaplama seviyesinde önemli iyileştirmeler oldu. Arcade ifadeleri artık alan hesaplayıcı tam olarak desteklenmekte. Bu şöyle bir faydası olacak. Kullanıcılar ifadeyi artık mekansal işlemler yazabilirler. O alanın mekansal özelliklerini dikkate alan alan hesapları yaparak çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz. Append Data dediğimiz veri ekli özelliği mevcut veri kümelerini geliştirmek ve güncellemek için çalışan kullanıcılar için gayet faydalı bir özellik. Şu anda veri ekleme işlevi ekranda gördüğünüz gibi CSV, Excel dosyaları, Shapefile, GeoJSON'u desteklemekte. Çoğu birebir birleştirmede olduğu gibi birleştirme alanını yapmak için tabloda mevcut verilerle eşleşen benzersiz bir ID içermeli, Object ID gibi. Kullanıcılar, benzersiz yani iki tarafında birbiriyle eşleşebileceği bir alanda olması gerekmekte. Kullanıcılar uygun olan detayları ekleme veya güncelleme seçeneğe sahip olacak. Burada şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Veriyi yayınlayıp daha sonra içine eklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Ya da boş bir barındırılan detay katmanını yayınlayıp daha sonra tüm barındırılan detay katmanın üzerine yazmak zorunda olmadan eklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Buna da bir örnek vermek gerekirse, sahada teftiş yapan birkaç çalışanınız var diyelim ve kişiler bilgileri CSV dosyasında veya Shapefile'a yazan özel bir uygulamada topluyor olsun. Günün sonunda her bir denetçiden dosyayı alıp barındırılan detay katmanını yeni verilerle güncellemenize olanak sağlıyor. Bunu Enterprise içinden gerçekleştirebiliyorsunuz portal içinde. Bir diğeri alanların düzenlemeye açık olması kısmı. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Veri bütünlüğü için bazı ayarların düzenlenemez olması önemli. Yani kişiler yanlış bilgi girmesin. Bu zaten doğru dediğiniz bilgileri düzenlemeye kapatabiliyorsunuz. Bu da 10.9'da
Ayrıntılı düzenleme kontrolü içinde gelen bir özellik. Onun da ayrıca demosunu göstereceğim. Örneğin sizin şehrinizde ticari müddetlerle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Bunların çatı tipleriyle ilgili de bilgileri topluyorsunuz. Ancak adreslerinin değişmesini istemiyorsunuz diyelim. Adres kısmına gelip bunun düzenlenebilir olmasının yanındaki tiki kaldırdığınızda artık o düzenlenebilir bir katman olmaktan, bilgi olmaktan çıkacak. İçerik kısmına gidiyor ve katmanı açıyor kişi. Veriler içinde fields'a alanlara gittiğinde ise daha ayrıntılı olarak içerikle ilgili çalışmalarını gerçekleştirebilir. Bu örnekte satıcıyla ilgili bilgilerin güncellenmesi kısmında gördüğünüz gibi düzenlenebilir kısmının yanında evet yazıyor. Bunu hayıra çekmek için ayrıntıya gidip düzenlemeye izin ver kısmının yanındaki tiki kaldırdığında artık bu düzenlenebilir bir öz telif bilgisi olmamış oluyor. Yine bunu istediğiniz zaman tekrar düzenlenebilir hale de alabiliyorsunuz. Bir diğer özellik de kullanıcıların bir detay ile ortak görünümü arasında, burada görünüm dediğimiz view layer oluyor. Görünümü arasında canlı bağlantılar oluşturmasını sağlayarak kaynak detay katmanları güncellenirken ortaya çıkan görünümlerin güncel kalmasını sağlıyor. Ortaya çıkan bu view dediğimiz görünüm salt okunur olacak. Yani güncellemelerin bu görünümde görülebilmesi için kaynak detay katmanında gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun tersi geçerli değil. Yönetimsel kısımdaki yeniliklere geçtik. ArcGIS Enterprise 10.9'da gelen farklı veri yönetimi değişikliklerinden bahsettik. Şimdi biraz da runtime ile ilgili çeşitli değişikliklerden bahsediyor olacağım. ACMAP tabanlı runtime'ın planlı olarak kaldırılması düşünülüyor. ArcGIS Enterprise 2 dahili runtime içeriyor. ArcMap'ten yararlanacak servisler için bir runtime ve ArcGIS Pro'dan yayınlanacak servisler için diğer bir runtime olmak üzere iki tane. Önümüzdeki yıldan itibaren servislerin ArcMap'ten yayınlanmasına izin veren runtime ArcGIS Enterprise'dan kaldırılacak. Bu şekilde ESRI açıklama yaptı. ArcGIS 2021 sürümlerinden başlayarak her iki runtime'da dahil edildi. Uyumlu servisleri ArcMap Runtime'dan ArcGIS Pro Runtime'a değiştirecek geçiş araçları da dahil edilmiştir. Uyumlu olmayan servislerin ise manuel olarak yeniden yayınlanması gerekiyor. Uyumlu servisler hızlı bir şekilde geçişi sağlanabilecek. Bunu da birazdan bir demo üzerinden yine gösteriyor olacağım. Uyumlu servisler arasında harita kaynakları, görüntü servisleri, detay katmanları bulunuyor. Manuel olarak taşınması gereken servisler arasında ise coğrafi işleme servisleri, coğrafi kod, geocoding servisleri, SOI'ler ve SOE'ler desteklenmeyen katman türleri arasında yer almaktadır. Sürümlerinden başlayarak ArcMap tabanlı runtime yazılımdan kaldırılacak. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu gelecek yıldan yani 2022'den itibaren ArcGIS Enterprise sürümleriyle birlikte ArcMap ve ArcMap tabanlı ArcPy'dan ArcGIS Server sitelerine hem federe hem de federe olmayan servislerin yayınlanması veya tüketilmesi artık mümkün olmayacak. Bu kısma özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü daha sonrasında sıkıntı yaşanmaması için bunun altının çizilmesi önemli. ArcMap tabanlı servislerin ArcGIS'te 2022'ye veya daha son veya daha sonra ArcGIS Enterprise sürümüne yükseltilmeden önce ArcGIS Pro tabanlı runtime'a taşınması gerekiyor. Burada da 2022 ya da sonraki bir sürüme yükseltme yapılırken ArcMap tabanlı servisler mevcutsa demin de bahsettiğimiz gibi bu servisler artık çalışmayacak. Bunu bir de zamansal olarak grafik üzerinde de yine görüyoruz. 10.8 versiyonunda hem ArcMap hem de Pro'nun runtime'ları bulunuyordu. Yine 10.9'da da bu şekilde ancak 2022'den sonra ArcGIS Pro runtime'a devam edilecek. Burada iki
farklı seçenek görüyorsunuz. Bunlarla ilgili de yine birazdan demoda gösteriyor olacağız. Analiz ve yürütme analizi bu yardımcı programı dönüştürülebiliyor. Biraz çalışma gerektiriyor ve bu işlemi yürütecek olan kişi kaç servisin etkilendiğinin kapsamlı bir listesini elde edebiliyor. ArcMap tabanlı runtime'dan servisleri yine uyumlu olan ArcGIS Pro tabanlı runtime'a aktarabiliyor. Size burada nelerin başarısız olabileceği, uyumsuz servislerle yapılması gereken işler hakkında bir rapor verebiliyor. Doğrudan ArcGIS sunucu yöneticisi aracılığıyla yapılabilir ve bunun yapacağı şey uyumlu servisleri ayrı ayrı taşıması. Yani aslında yeni runtime'da test etmek istediğiniz tek bir servisiniz varsa bir kutu açıp uygun seçeneği seçip onu runtime'a taşıyabilirsiniz. Taşınan tüm servisler için bir şeyin bozulduğunu ya da bir şeyin beklendiği gibi çalışmadığını fark ederseniz bunları her zaman ArcMap tabanlı 10.9 sürümünde geri taşıyabilirsiniz. Burada örneği görüyorsunuz. Server Manager açıldı. Aşağıda gördüğünüz ArcMap servisi olduğunu görüyoruz ve servis runtime içinde ArcMap'in olduğunu görüyoruz. Sarıyla belirtilen yerde ise bu ileride değişeceği için ArcGIS Pro servis runtime'ına geçmeniz önerildiğini de yine bir banner olarak yukarıda bilgi olarak veriyor. Burada bunu değiştirmenin, bu şeyi değiştirmenin yollarından biri oradaki edit işlemin için kaleme tıklayarak ArcMap'ten ArcGIS Pro'ya geçişi sağlamak. Gördüğünüz gibi artık servis runtime altında ArcGIS Pro yazmakta. Burada istenirse ArcMap'e yine aynı şekilde geri dönüş gerçekleştirilebiliyor. Geri dönüş gerçekleştirildi. Yine yukarıda sarı bir banner, uyarı bilgi kutucuğu açılmış durumda. Bir diğer kısımsa, diyelim ki bunu site çapında bir ArcGIS sunucusunda çalışmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için yönetici olarak bir comment prompt açmanız gerekecek. Ardından program dosyaları içinde bulunan ArcGIS Server araçları olan ArcMap servislerinin güncelleme aracına gideceğiz. Burada ArcMap servislerinin güncellenmesine erişimimiz var. Bu iki modda analiz modunda ve yürütme modunda çalıştırılabiliyor. Gördüğünüz gibi burada sonuç tipleri var. Servislerin adı, miktarı ve kodu ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Ve ayrıntılı olarak burada bilgilere erişebiliyorsunuz. Analiz aracının tüm çıktısı, hangi servislerin kullanıma hazır olduğu, hangi servislerin hazır olmadığını ve neden taşınmaya hazır olmadığını size göstermek için. Bu ArcMap Runtime'dan ArcGIS Pro Runtime'a stratejik bir geçiş planlanmak için ideal bir çözüm olarak düşünülebilir. Diyelim ki burada memnun kaldınız bu sonuçtan ve artık yola çıkmaya hazırsınız. Aracı yürütme modunda başlattıktan sonrasında artık bu hizmet başarıyla güncellendi diyecek ve yine açtığınızda ArcGIS Pro olarak güncellendiğini göreceksiniz. Burada da yine bununla ilgili bir genel bilgi bulunmakta. ArcMap Runtime desteğinin isteğe bağlı bir kurulum olacağını ekran görüntüsünde görüyoruz. Burada uyarı veriyor. Daha sonrasında da ArcGIS buraya geçmeniz, Pro Runtime'a geçmeniz bekleniyor. Şimdi 10.9 Enterprise içinde sunucu rolleri ve uygulamalardan bahsediyor olacağım. Öncelikle Notebook Server ile başlıyorum. ArcGIS Notebook Server için sizin için yeni notebooklar oluşturmak, bu notebookları görüntülemek ve yönetmek için hızlı ve kolay erişim sağlayan güncellenmiş bir açılış sayfası ve yeni ve geliştirilmiş bir deneyim sunuyor. ArcGIS Notebook Server sitenizi gerektiği gibi yapılandırmak ve ölçeklendirmek için esneklik sağlayan,
Çok çoklu lisans, yani multi license için destek eklendi. ArcGIS 10.9 sürümü yazarların bir notebook anlık görüntüsünü 5 noktaya kadar saklamasına olanak sağlıyor. Anlık görüntüleri sunabiliyor. Ayrıca notebook için örnek verileri artık ayrı bir yükleyici aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde erişilebiliyor. Genetics server kısmındaysa birkaç yeni analiz aracı sunulmuştur. Burada Calculate Motion Statistic, Trace Proximity Events ve Summarize Sentence Dispersion gibi araçlar yeni analiz araçlarıdır. Calculate Motion Statistic, zaman etkin nokta verilerini hız, ivme ve yön gibi istatistiklerle zenginleştirmeyi sağlıyor. Yakınlık olaylarını takip etme olarak bahsedilebileceğimiz Trace Proximity Events'te ise hareketli varlıkları temsil eden zaman etkin nokta detaylarını tarif ediyor. Ve özetlenen merkez ve dağılım aracıysa, yani sonuncu, üçüncü sıradaki ise yön dağılımlarını bulmak ve nokta verilerinizden ortalama ve medyan konumlarını hesaplamak için kullanabilirsiniz. Image Server'a baktığımızda, ArcGIS Image Server artık doğrudan ArcGIS Enterprise portalınız içinde görüntü içeriği oluşturma becerisini içermekte. Mevcut ArcGIS Orta Maker işlevi, bir projede birden fazla uçuşu desteklemek ve bir proje oluştururken veya bir projeye yeni bir uçuş eklerken toplu işlemeyi desteklemek için geliştirilmiştir. Yine ek olarak bahsedebileceğim birkaç raster analiz aracı yenidir ve analiz kalıpları, çok boyutlu analiz, verileri özetleme ve yakınlık kullanma dahil olmak üzere ek isteğe bağlı parametrelerle güncellenmiştir. Görüntüyle ilgili ayrıntılı bilgi isterseniz yine bu sunumlar kapsamında çeşitli farklı konularda arkadaşlarımız sunumları oldu. Onlara da göz atabilirsiniz. Burada uygulamalar ve ürünlerle ilgili yenilikler ve geliştirmelerden, güncellemelerden bahsedeceğim. MapBeaver Beta'dan ArcGIS Sites, Experience Builder, StoryMesh ve ArcGIS Solutions ile ilgili çeşitli güncellemeler ve yenilikler bulunmakta. Öncelikle MapBeaver Beta'dan bahsedeceğim. Essie'nin yeni nesil web haritalama uygulaması. 10.8.1 ile tanıtılmıştı. Beta'da 10.9'da yine devam etmekte. Bir sonraki sürümle artık beta'dan çıkması planlanıyor. Burada temel yetenekler arasında nokta yoğunluğu, yani dot density dediğimiz nokta yoğunluğu ve geliştirilmiş renk rampaları gibi yeni semboloji stilleri, katmanları gruplama yeteneği, yeni kümeleme işlevi, dinamik filtreleme, açılır pencere geliştirmeleri ve daha birçok özellik bulunmakta. Blend opsiyonları gelmiş bulunmakta. Bununla ilgili de yeniliklerle ilgili kaynaklarımıza bakmak isterseniz, Esti Türkiye'nin yine blog sayfası içinde bununla ilgili gelen özellikleri anlatan içeriğimize erişebilirsiniz. Çeşitli bu konuyla ilgili oluşturduğumuz blog içerikleri de bulunmakta. Enterprise Sites kısmına baktığımızda portalımızın yetkili CBS verilerini, CBS'nizde çalışmaya alışkın olmasalar bile diğer departmanlarla daha kolay paylaşmanıza yardımcı olmak için kullanıcılarınız için uyarlanmış web sayfası deneyimleri oluşturabilirsiniz. Sitelerinizin ve sayfalarınızın görünürlüğünü kontrol etme yeteneği ve yeniden tasarlanmış paylaşım seçenekleriyle belirli gruplara büyük düzenleme erişimi dahil olmak üzere birçok yeni özellik sunuyor. Burada kurumsal organizasyon ayarlarında bir tema veya logo setiyle site oturum açma isteminizi markalaştırabilirsiniz. İçeriği belirli gruplarla sınırlandırmak için bir site'daki ya da sayfadaki bir satırın görünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Ayrıca değişikliklerinize yayınlamadan önce sitelerin ve sayfaların taslaklarını oluşturabilir ve bir sitenin veya sayfanın taslak sürümünün ön izleme bağlantısını incelemeleri için başkalarına gönderebilirsiniz. Böylece son halini almadan önce fikirlerini alabilirsiniz.
Experience Builder'a baktığımızda ilk olarak Enterprise'ın bir önceki sürümünde piyasaya sürülmüştü ve herhangi bir kod yazmadan esnek bir esnek düzenleme olanağı sağlıyordu. İçerik ve widgetler kullanarak web deneyimleri oluşturmanızı olanak sağlayan bir uygulama. Çok fazla esnekliğe sahip ve çok kolay bir şekilde sizin istediğiniz şekilde görselleştirmeler oluşturabiliyorsunuz. 2 boyut ve 3 boyut verilerle etkileşime giren uygulamalar yine oluşturabiliyorsunuz. Önemli yeni geliştirmeler arasında yazı tipini, arka plan rengini ayarlama ve gömülü içerikte otomatik yenileme aralığını ayarlama özellikleri içermekte. Kart aracına baktığımızda metin, resimler, düğmeler ve haritalar gibi ilgili bilgileri görüntülemek için esnek bir yapı sağlıyor. Divider aracına baktığımızda araçları farklı gruplara ayıran bir çizgi ekleyerek görselleştirmelere ve sayfa yapısına yardımcı oluyor. Table dediğimiz tablo aracı veri yeteneklerini ve kullanıcı kimlik bilgilerini kontrol ederek öz nitelik düzenlemeyi destekliyor. Branch Version Management dediğimiz kısımdaysa sürüm değiştirme ve düzenleme sürümü bilgilerini görüntüleme dahil olmak üzere Branch Version veri kümelerini, sürümlerini yönetmenize olanak tanıyor. ArcGIS Story Maps'e baktığımızda Story Maps sizin haritalarla birlikte hikayeler, sunumlar yapmanızı sağlayan, dijital olarak anlatım sağlamanızı olanak sağlayan bir uygulama. Özel haritalar oluşturup, haritalar üzerinde çizim yapmanızı sağlayıp, yanına çeşitli yazılar eklemenizi ve isterseniz video ve ses kaydı dahil eklemelerle içini doldurabileceğiniz çok güzel bir uygulama aslında. Burada Enterprise içinde bu sürümle birlikte olan bazı güncellemeleri sayacağım. Yeni gezgin harita tur bloğu okuyucuların ızgara veya liste görünümünde çok sayıda yere göz atmasına olanak sağlıyor. Bir dizi fotoğraf yükleyerek bir harita turu oluşturabilirsiniz. Kaydırma satır içi bloklarda da destekleniyor. Yine kaydırmayı kullanarak iki haritayı veya resmi karşılaştırabiliyorsunuz. Ekspres haritalar ve harita turları için daha geniş altlık haritalar arasında seçim yapabilirsiniz. Ya da web haritası içeriğinizden, favorilerinizden, gruplarınızdan ya da organizasyonunuzdan hatta ArcGIS Living Atlas'tan ekspres haritalarda, harita turlarında altlık harita olarak yine yararlanabiliyorsunuz. Burada yine isterseniz Story Maps ile ilgili güncel bilgileri hem ESSI'nin kaynaklarının hem de ESSI Türkiye blog sayfalarındaki What's New yenilikler kısımlarını da takip ederek inceleyebilirsiniz. ArcGIS Solutions kısmında bu da uygulamalar kısmındaki son yeniliğimize geldik. ArcGIS çözümlerini ArcGIS Enterprise içinde hızlı bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Portal for ArcGIS ile aynı makinede ayrı bir kurulumdur. Ancak bir kez kurulduktan sonra uygulama başlatıcısı aracılığıyla ArcGIS Solutions uygulamasına erişebilirsiniz. Bu portaldaki 9 noktadan tıklayarak erişebileceğiniz yer oluyor. Buradan hızlıca bir çözüm bulmak için içeriklere göz atabilirsiniz. Ya da filtrelemeler yapıp yine isteğinize uygun çözümü bulabilirsiniz. Çözüme genel bir bakış için bilgi panelini kullanabilir ve istediğiniz takdirde hazır olduğunuzda da bunu dağıtabilirsiniz kuruluşunuz içinde. Şimdi Enterprise on Kubernetes'e geçtik. ArcGIS Enterprise'ın Windows ve Linux'un yanı sıra üçüncü dağıtım seçeneği oluyor Kubernetes. ArcGIS Enterprise'ın AWS, Azure, Red Hat ortamlarını destekleyen tamamen kapsayıcı bir sürümüdür. Ve gerçekten çok büyük miktarda sürekli talebi karşılayabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir dağıtıma ihtiyaç duyan kuruluşlara yöneliktir. Burada yine ayrıntılı bilgi için içerikte bulunmakta. Ben biraz daha bilgi vereceğim.
Bu Actis Enterprise'ın bulut sürümü. Bu nedenle bulut tabanlı olduğundan bulut olmayan bir veri çözümüne göre bazı avantajları bulunmakta. Özellikle daha basit dağıtım süreçleri, kapsayıcı ölçeklendirmeye dayalı esnek talep, verimli kaynak kullanımı, gerekmedikçe veya kullanılmadıklarında bu konteynerleri kapatma gibi avantajları bulunmakta. Son olarak burada önemli bir noktaysa Arxis Enterprise'ın kapalı kalma süresini tamamen ortadan kaldırır. Kendilerinin daha güncel sürümlerini almak için yeniden başlatmaları yeterlidir. Bu geleneksel Windows ve Linux dağıtımlarını yerine alacağı anlamına gelmiyor. Aslında Kubernetes'teki ArcGIS Enterprise, Windows ve Linux dağıtımlarıyla gerçekten tam bir eşliğe sahip değil. Sadece belirli bir kullanım durumuna bir cevap olması gerekiyordu. Bu da örneğin günde 100 görüntülemeden günde 1 milyon görüntülemeye kadar talepte büyüyebilecek bir çözümü veya esnek bir CBS veri setini nasıl devreye alabiliriz diye bir soru sorulduğunda bunu en verimli şekilde yapabilmenin yolu artık Enterprise on Kubernetes olarak söylenebilir. Şimdi yeniliklerden bahsettik. Bir de ileride neler gelecek? Onlarla ilgili bakalım. Öncelikle Webhooks dediğimiz kısımla başlıyoruz. Webhooks'lar 10.7 ile birlikte tanıtılmıştı. ArcGIS Enterprise portalında belirlenen etkinlikleri izlemeyi sağlıyor. Bu etkinlikler arasında gruba yeni bir öğe eklenmesinde, kullanıcı rolleri oluşturulmasında, güncellenmesinde veya silinmesinde bilgilendirme sağlayan tetikleyiciler olarak biliniyordu. Webhooks'la ArcGIS Enterprise üzerinde yapmış olduğunuz faaliyetleri başka uygulama, sunucu gibi ve bunun gibi yerlere bildirerek interaktif entegrasyonlar sağlayabiliyorsunuz. Portal üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz oluşturma, yönetme ve konfigüre etme işlemlerini Webhooks'la tetikleyerek başka bir sunucuya istekler gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde aktivite odaklı iş akışlarınızı otomatikleştirebilirsiniz. Birçok geliştirici ve kullanıcı detay katmanları güncellendiğinde Webhook'u tetikleme yeteneği de istiyor. Örneğin bir veri sahibi olarak kalite güvence faaliyetlerine başlamak, diğer veri düzenleme iş akışlarıyla bütünleşmek veya basitçe aktivitelerin daha fazla izlenmesini sağlamak için bir detay katmanını güncellendiğinde ya da düzenlendiğinde Webhook tetiklenmesini isteyebilirsiniz. Bunlar ilerleyen süreçte olması beklenen, planlanan özellikler. Webhooks üzerinde çalışılan ikinci bir konuysa Job Processing servisi tamamlandıktan sonra Webhooks'un tetiklenme yeteneği, sonuçları incelemesi için gereken kişilere e-posta göndermek gibi etkinliklerde takip etmeyi etkinleştirebilirsiniz. Burada yine Webhooks'la ilgili bir giriş hiç daha önce duymadıysanız bir giriş olması açısından ESTİ Türkiye'nin blog sayfasından da inceleme yapabilirsiniz. Yeni Mapweaver beta'dan bir demin bahsetmiştim. İleride artık bir sonraki sürümle birlikte 10.9'la birlikte beta'dan çıkması planlanıyor. Artık normal Mapweaver beta olarak yayınlanması düşünülüyor. Ve yayınlandıktan sonra artık eski şu an kullanıyor olduğumuz Mapweaver klasik olarak geçecek. Diğeri ise yeni Mapweaver olarak geçecek. Hangisinin açılır açılmaz kullanılabilir olacağını da varsayılan kısmından ayarlayabiliyor olacaksınız. Şimdi Google Cloud'daki vizyon ve planlama ile ilgili bilgilere değineceğim. ArcGIS Enterprise bulutla çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Burada AWS'te 10 yılı aşkın bir süredir ESRI var ve Microsoft Azure'a özgü yetenekler için destek eklemeye de başlayalı 6 yıldan fazla oldu. Bulut depolama ve bulut tarafından yönetilen veri tabanları gibi bulut teknolojileri içinde desteği bulunmaktadır. ArcGIS Enterprise'in bir sonraki sürümü için
Google Cloud ile çeşitli şekillerde entegrasyon desteğine geniş çapta yatırımlar yapılmakta. ArcGIS Enterprise yazılımının kendisine kolayca çalıştırma yeteneği kısmına baktığımızda Kubernetes'te ArcGIS Enterprise ile GKE olarak bilinen Google Kubernetes Engine desteğiyle yapılacak. Bulutta yerel yetenekler için ne istendiği konusunda kullanıcılardan alınan talep ve gereksinimlerle doğrultusunda burada kasıtlı olarak ileriye dönük bir yaklaşım izlenmekte ve Kubernetes dağıtım seçeneğine odaklanılmaktadır. İkinci olarak da Google Cloud depolama desteğimizi resmileştirmek isteniliyor. Bugün belirli özellikler için Google Cloud depolamayı kullanabilseniz de bunu genişletmek ve kurulum ve yapılandırmayı kolaylaştırmak da yine planlanan takvim içinde yer alan bir plandır. Şimdi Cloud Data Warehouse'a baktığımızda bulut veri ambarları olarak bahsedebilirim. Kuruluşlarda veri stratejilerinde giderek daha yaygın hale gelmekte bu Cloud Data Warehouse'lar. Bunlara Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift ve daha fazlası gibi depolar dahildir. Bulut veri ambarları birden çok farklı kaynaktan ve akıştan gelen verilerin dahil edildiği ortak bir havuz olabilmeleri açısından değerli. Ölçeklenebilirlik faktörleri onu birçok farklı kaynaktan çok sayıda veriyle çalışan kuruluşlar için oldukça çekici kılmakta. Kuruluşlar performans metriklerinden sağlık verilerine kadar her türlü veriyi bu ambarlarda depolamakta ve bu verilerin birçoğunun hem mekansal hem de zamansal bileşenini bulundurmakta. Zaman içinde ArcGIS içindeki veri ambarı bilgilerine erişmek isteyen kuruluşlarda bir artış görüldü. Esti bu şekilde aktarıyor. Ve ArcGIS Pro ve ArcGIS Enterprise'ın gelecek sürümlerinde kullanıcılar sorgu katmanlarına benzer işlevler aracılığıyla BigQuery ve Snowflake'e erişebilecek, verileri görselleştirebilecek ve harita ve detay servislerini yayınlayabilecektir. Burada destek kısmına baktığımızda şu an desteklenen ArcGIS Data Interoperability bileşeniyle ArcGIS Insights'ın non-special kısmı. İleride gelecek olanda ise ArcGIS Pro ve ArcGIS Enterprise gelecek sürümlerde bu veri ambarlarını destekleyecek ve bu kaynakların üzerine yeni veri ambarları ve yetenekler için desteklemeye de devam edecek. Insights içinde de mekansal uygulamalara dahil edilecek. Demin Kubernetes'ten bahsetmiştim. Şimdi de gelecekte neler olacak ondan kısaca bahsedeceğim. Gelecekteki yeteneklerle ilgili 10.9.1'de Windows kimlik doğrulamaları veya istemci sertifikası kimlik doğrulaması gibi WebTL kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için isteğe bağlı bir bileşen olan Kubernetes mimarisine web adaptör eklenecek. Bu web adaptör IIS ve Java web sunucuları için kullanılabilecek. Ayrıca geoprocessing servislerini Kubernetes'te Enterprise'e yayınlayabileceksiniz. Bu servisler bir ArcGIS Pro'da çeşitli uygulamalarda ve portalda web araçları olarak kullanılabilecek. Bir diğer özelliğimiz ArcGIS Knowledge tanıtıldı. UC Kullanıcı Konferansı 2021'de gelecek olarak belirtildi. ArcGIS Knowledge, ArcGIS Pro ve ArcGIS Enterprise'in yaklaşan yeteneği ve grafikler ve ilişkilerle modellerin ve çalışma becerisine odaklanıyor. Nedir diye baktığımızda bilgi grafikleri, bilgi modelini genişleterek hem mekansal hem de mekansal olmayan bağlantılı verileri yönetmenize, keşfetmenize, görselleştirmenize ve analiz etmenize olanak tanıyacak. Enterprise 10.9.1'de ArcGIS Pro'nun ilk istemci olduğu ve diğerlerinin takip edeceği kendi bilgi grafiklerinizi barındırmanıza izin veren yeni bir grafik deposu içerecek. Bununla ilgili biraz daha detaya girecek olursak, yanda ekran örneklerini görüyorsunuz. Bilgi grafikleriyle açık şifre dilini kullanarak hem mekansal hem de mekansal olmayan varlıkları ve ilişkileri yönetebilir ve sorgulayabilirsiniz.
veri modelleri diğer CBS verileriyle entegre edilebilecek şekilde esnek bir şema tanımlamanızı olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar veri doğrulama ve bütünlük için ilişki kuralları oluşturabilecekler. Araştırmalar dediğimiz investigations kısmında kullanıcıların belirli bir amaç için bilgi grafiğinin keşfini ve analizini yönetmesini ve işbirliği yapmasını olanak tanıyacak. Documents diye geçen belgeler kısmı kullanıcıların orijinal videoları, resimleri, PDF'leri, kelime ve dokümanları bir grafik varlığı olarak saklamasına izin verecek. Ayrıca haritalar, bağlantı çizelgeleri ve varlık kartları kullanarak bir haritayı görselleştirebileceksiniz. Haritalar, varlıkları ve ilişkileri birleşik bir bilgi katmanı olarak çizecek. Detay katmanlarına benzer bilgi katmanları için düzenleme ve analiz tam olarak desteklenecek. Bağlantı çizelgeleri yani link charts olarak geçen kısımsa kullanıcıların radyal veya hiyerarşik gibi farklı düzen algoritmaları kullanarak grafikteki varlıklar arasındaki ilişkileri görselleştirmesine ve keşfetmesine yardımcı olacak. Son olarak varlık kartları özelleştirilebilir bir dizi özellik ve ilişki içerebilen bir varlığa genel bakış sağlamayı planlanıyor. Burada ActiS Knowledge ile birlikte birçok özellik gelecek gördüğünüz gibi. Bunlar içinde yine arama, grafik algoritmaları, histogramlar ve daha birçok özellik geliyor. Örneğin ArcGIS Knowledge'ın Enterprise 10.9.1 ve ArcGIS Pro'da 2.9'un ilk sürümüne gelmesi planlanmakta. Burada histogramlar verilerdeki kalıpları ortaya çıkarmaya yardımcı olması planlanıyor. Gördüğünüz gibi bunu da ileride 10.9 ve Pro 2.9'da daha ayrıntılı olarak anlatacağımızı şu andan tahmin ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa soruları chat kısmına yazabilirsiniz ya da demin de bahsettiğim gibi info@esri.com.tr'ye yollayabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyarım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yeni tek transferlerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.